Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri demokrasi tarihi bir ilki yaşıyor. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın yetişkin filmi oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödediği suçlamasıyla hakkında açılan davada iddianame kamuoyuyla paylaşıldı. 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlanan Trump, hakim karşısında çıktı. Trump tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ABD demokrasi tarihinde bir ilki yaşadı. Eski başkan Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası sus payı ödediği suçlamasıyla ilgili hakim karşısına çıktı. Mahkeme için Florida'dan New York'a giden Trump, beraberindeki konvoyla birlikte Manhattan'daki Trump Tower'a geçti. Trump'ın rezidansı önünde destekçilerin buluşma çağrısı üzerine New York polisi güvenlik önlemlerini artırdı. Trump mahkeme salonuna geldikten sonra gizli servis eşliğinde bölge savcısının ofisine gitti. Hakkındaki suçlamaları dinlemeden önce gözaltı uygulaması gereği içeride parmak izi alındı. Manhattan'daki mahkemede Trump'a Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiasına ilişkin sorular yöneltildi. Hakim karşısına çıkan Trump hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti. Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trump mahkemenin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden LaGuardia Havalimanı'na doğru yola çıktı. Trump'ın avukatı yaptığı açıklamada ortada federal bir suç yok, iddianame üzüntü verici dedi. Trump hakkında açılan davada iddianame kamuoyuyla paylaşıldı. Trump 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlandı. İddianamede ayrıca Trump'ın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve işlediği suçları gizlediği başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalıştığı ve iki kadına sessiz kalmaları için $280.000 verdiği iddiaları yer aldı. Manhattan Adliyesi'ne gelişinde tutuklanarak yargıç önüne çıkarılan önceki ABD Başkanı Donald Trump sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Beyaz Saray Trump'ın hakim karşısına çıkmasıyla ilgili sessizliğini korudu. Halihazırda devam eden bir ceza davasına ilişkin yorum yapmayacağını yineledi. Yargıç davanın 4 Aralık'ta görülmesine karar verdi. Efendim, bir yandan şehir şehir liderlerin turları devam ediyor. Bir yandan da dediğimiz gibi milletvekili aday listelerinde son şekiller veriliyor. Cumhur İttifakı'nı değerlendirmiştik. Millet İttifakı'nda son durum nedir? Yine TV100 editörü Betül Araz'dan dinleyeceğiz. Ankara'ya dönüyoruz detayları almak için. Betül. Evet Gizem, aslında Ankara'nın en önemli gündemlerinden biri bu liste çalışmaları diyebiliriz. Çünkü kritik tarih 9 Nisan. Siyasi partiler 9 Nisan'a kadar milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmek zorunda. Bu noktada siyasi partilerde çalışmalar sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik saatlere girildi. Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir heyet, 8 kişilik bir heyet milletvekili aday adaylarıyla yüz yüze görüşmelerini sürdürüyor genel merkezde. Bu görüşmelerin bugün sona ermesini bekliyoruz ve ardından yapılan çalışma yine bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilecek heyet tarafından. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu 3 gün boyunca milletvekili listeleri üzerine çalışmalar yürütecek genel merkezde ve daha o milletvekili aday listelerine son şeklini verecek. Ardından da parti meclisine gidecek Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arada dakikalar önce gelen bir bilgiyle paylaşalım sizlerle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplayacağı tarih ve saat belli oldu. Cumartesi günü saat 19'da parti meclisini milletvekili aday listelerini belirlemek, görüşmek üzere toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde. Bu arada şu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Bugün saat 18'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ziyaretçi yasağı başlıyor. Milletvekili adayları genel merkeze gelemeyecek, yasak olacak onlar için. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu artık liste çalışmalarını yapmaya başlayacak genel merkezde. Bu yüzden de bir ziyaretçi yasağı kararı alındı. O yasak da bugün saat 18'de başlayacak. Tabii bir yandan liste çalışmaları devam ederken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bir yandan Cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaretlerine devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'le bir araya gelecek. O görüşme saat 12'de olacak ve Mustafa Sarıgül'ün partisine bir ziyaret gerçekleştirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun bu tür ziyaret
ziyaretlerini devam etmesini biz Ankara'da bekliyor olacağız yine önümüzdeki günlerde diyebiliriz. Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı İyi Parti'de de liste çalışmaları devam ediyor. Hafta sonu hatırlayacaksınız temayül yoklamaları yapılmıştı, sandıklar kurulmuştu. Oradan çıkan milletvekili adaylarıyla İyi Parti Genel Merkezi'nde mülakatlar yapılıyor. O mülakatlar 6 Nisan'a kadar devam edecek. Yani yarına kadar İyi Parti Genel Merkezi'nde milletvekili adaylarıyla mülakatlar sürecek. Ardındansa 7 Nisan'da İyi Parti kurullarının milletvekili aday listeleri üzerine yaptığı çalışmalar İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iletilecek ve ardından Meral Akşener listeye son şeklini verecek. 9 Nisan sabahı ise İyi Parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na iletecek diyelim ve sözü Ankara'dan sana bırakalım.